Selam, ben Burak. 31 Aralık 2022 günü koltuğa oturdum ve kendime şunu sordum. Bundan tam 365 gün önceki, yani 1 Ocak 2022'deki bana neler söylemek isterdim? Aslında aklıma saniyeler içinde çok fazla cümle geldi. Ama yüksek ihtimalle geçmişe gidip bana bunları söylesem bile geçen seneki ben umursamayacak ve bildiğini okumaya devam edecekti. O yüzden aslında bu videoda size pişman olduğum şeyleri söylemeyeceğim. Daha çok kendimi eleştireceğim ve size bir şeyler katmasını umacağım. Hazırsanız başlayalım. Kendime söyleyeceğim ilk şey kesinlikle kaydırılan her türlü sosyal medya içeriğinden arkama bile bakmadan kaçmam gerektiği olurdu. Her ne kadar henüz hiç TikTok izlememiş olsam da bir ara gerçekten Instagram Reels'te bana hiçbir şey katmayan saçma sapan videoları kaydırarak adeta vaktimi çöpe atıyordum. Bu tarz içerikler özellikle sınava hazırlanırken çok tehlikeli olsa da bence hayatın her safhasında zaman israfından başka bir şey değil. Ve aşikar ki hayatta hiçbir şey zamanımızdan kıymetli değil. Geriye dönüp baktığımda kendime kesinlikle tavsiye edeceğim bir başka konu da uyku düzenimi düzeltmem olurdu. Her gece saat 3'e 4'e kadar müzik dinlemek, YouTube videoları izlemek ve sabah da 11-12 gibi kalkmak belki de yaptığım çok büyük bir yanlıştı. Geç kalkınca geri kalan günümün neredeyse tamamı halsiz ve isteksiz geçiyordu. Her gün kaybettiğim saatleri hesaba katmıyorum bile. Halbuki 12 gibi yatıp sabah erken saatlerde uyanmak hem günün en verimli saatlerinde uyanık olmamı hem de günümün ziyan olmamasını sağlayabilirdi. Elbette bir sene önceki beni takdir edeceğim bir konu da mevcut. O da insan olduğumu unutmamamdır. Hayalimizdeki üniversite, şehir, bölüm bunlar için emek verip çalışmamız gerektiği su götürmez bir gerçek. Lakin insan sosyalleşmeye ihtiyaç duyan bir varlık. Sınav uğruna kendini bir odaya izole etmek, ders dışında hiçbir faaliyete zaman ayırmamak insanı zamanla depresyona ve sosyal sorunlara sürükler. O yüzden iyi ki aileme ve arkadaşlarıma elimden geldiğince vakit ayırmışım. Evet, galiba kendime söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdiden herkese mutlu yıllar dilerim. Görüşmek üzere. Telefonun kafasından istiyorum.